Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra en son gittiğimizde bir koyunumuzu kurt yemişti biliyorsunuz. O bölgeye doğru gidiyoruz. Hayvanlar biraz susuz kaldığı için orada da zaten giderken göreceksiniz. Akarsuyumuz var derede. Yani en önemli şey hayvanlar için su arkadaşlar. Bayağı adam beri götürmüyoruz. O tarafa doğru gideceğiz. Tabii tehlikeli bir bölge. Maşallah bugün köpeklerimiz uyanık. Özellikle Paşa çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Normalde Paşa çok gezen bir köpek değil. Maşallah bugün bayağı bir hareketli. Bakalım. Belki de bu bir şeylerin habercisidir. Gittiğimiz yerde her türlü hayvanla karşılaşabiliriz. Çünkü orman arkadaşlar. Zaten drone'um yanımda. Allah izin verirse uçurtacağım bakalım inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Zaten ne kadar sık bir orman olduğunu göreceksiniz. Orayı seyretmek çok eminim drone'la mükemmel olacak arkadaşlar. Gerçekten de. Ben de heyecanla bekliyorum. O tarafa gitmeyi çok istiyordum çünkü. Davarımız geliyor hemen arkada. Biraz rüzgar da var. Drone için bu rüzgar biraz sıkıntı olabilir ama inşallah oralarda yoktur. Hadi bir gösterebileyim mi? Gösteremedim arkadaşlar. Şu dağının aynı paşayı taklit ediyor arkadaşlar. Paşa yeşiniyor ya böyle yerde. Hani liderlik göstergesi gibi. Şeyini bırakıyor ya. Bunun aynısını dağlı da yapıyor. Hem de yani mesela Zeyne yapamıyordu. Zorlanıyordu. Hani öğrenememiş Zeyne daha. Ama dağlıyı bir görmeniz lazım. Böyle bir şey yok. Öyle bir yerde yeşiniyor ki. Ya her hareketine gülüyorum ben bu köpeğin. O yüzden dolayısıyla daha 6 aylık yerleri yaşıyor arkadaşlar. O derece yani. Reis zaten 4 aylıkken ayağını kaldırıp üşemeye başladı. Hani bütün şeyleri yıktı arkadaşlar. Bütün bilimsel açıklamaları yıktı. Yıkmaya da devam ediyor Dağlı Reis. Bakalım bir yaşına geldiğinde ne yapacak? Amuda kalkacak herhalde. Ya da havada takla falan atar. Dağlı Reis bu. Her şey beklenebilir. Bakalım duvar geldi. Ben güzel bir video olacağına inanıyorum inşallah. Abimle birlikte gidiyoruz yine. Bu sefer uyanırız arkadaşlar. Hani ihtimallere bırakmayacağız. Dikkatli olacağız. Uzun süredir de kurt vakası yaşanmıyor. Hiçbir çobanların orada. O yüzden kurtların da acıktığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biz çobanlar 3-4 köyle böyle yakınız arkadaşlar. Aramızda hep 3 kilometre, 2 kilometre falan var köylerle. Bu Karadeniz, bu civarlarda köyler yakın birbirlerine. O yüzden dolayısıyla her yerde de bir sürü var. Hepsiyle de çobanlar haşır neşiriz böyle. Haberleşiyoruz sürekli birbirimizle. O yüzden dolayısıyla onlara da daha uğrayan yok. Dün fotoğrafımızda kurdu gördük. 26'sında gelmiş arkadaşlar. Yani 2 gün öncesinde fotoğrafını ziyaret etmiş. Genç bir kurt olduğunu düşünüyorum. Biraz bana öyle geldi. Köpekleri bayağı bereketli. Uzatmayalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şöyle size bir doğa olayını göstereyim. Bakın. Dere kenarında ağaçlar yıkılmış. Yoğun kardan dolayı. Görmüş olduğunuz gibi kokuyla birlikte ayrılmış. Aynı şekilde o da arkadaşlar. Hiçbir balta vurulmamasına rağmen, hiçbir şey olmamasına rağmen oradan çatlamış, aşağı doğru eğilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Kocaman çam yıkılmış. Gerçekten Allah'a şükür bu sene müthiş diyebileceğim bir şekilde kar yağdı. Uzun süredir böyle kar yağmıyordu. Bunun zaten getirmiş olduğu olayları da görüyorsunuz. Bakın suyumuz da akıyor arkadaşlar. Maşallah suyumuz da bayağı yaklaşmış. Aslanım be. Şu aslanın bir duruşuna baksanız arkadaşlar. Bu arada Paşa'ya teklifler geliyor arkadaşlar. Yok çiftleştirelim. Yok işte kardeşim bize sat. Yok işte sana şöyle yavru verelim de Paşa'yı bize ver. Gel istediğin yavruyu al falan filan gibi. Bir sürü tekliflerde bulunuyorlar. Öyle bir şey tabii ki de olmayacak arkadaşlar. İsterseler 10 tane yavru versinler. Paşa bizim için çok değerli bir köpek. Gün geçtikçe de üzerine koyuyor her gün. Maşallah aslanıma nazar değmez inşallah.
Evet, köpekler susamış. Davarımız geliyor. Neyse, yola devam. Evet arkadaşlar. Bakın domuzların ne kadar tehlikeli bir hayvan olduğunu buradan hesabını yapabilirsiniz. Şu ağacı bu şekilde yaran bir hayvan insanı nasıl biçmez? Artık orasını siz düşünün. Çalgıçlarıyla çalgıçlı domuzun ne yaptığını ve aslında ne kadar da arkadaşlar yerden yüksek olduğuna bakar mısınız? Şu anda bakın dalı biraz tümsek de o yüzden aslında şöyle ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar benim hemen hemen her karışım böyle 17-18 santim. Oradan hesabını siz yapın ne kadar 5 santim geldi, ne kadar yüksek olduğunu. Zaten fazlasıyla sürtündüklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu da domuzun kılı zaten. Domuz kılı. Yani domuzların doğaya vermiş olduğu en büyük zararlardan birisi bu. Faydaları çok ama bu şekilde ağaçları öldürüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de fazlasıyla da yeni yetişen ağaçlara zararları var yani. Ha şöyle bir şey. 10 ağaçtan bir tanesi mi gitmesi daha kötü bir şey, yoksa 10 domuzdan bir tanesinin mi gitmesi daha kötü bir şey? Bunu biraz araştırmak lazım. Öyle arkadaşlar. O çamda gidici bakın. Şu an yaşıyor ama boynunu bükmüş. Öksüz Emrah gibi. Ben yetimim, ben öksüzüm diyor yani. Gidecek. Çok yakında çatlar bu. Yani bir kar daha yağsa gider arkadaşlar. Zaten eğilmiş. Böyle fazlasıyla ormanda çok domuzların geçiş yerinde karşılaşabildiğimiz bir olay bu sürtünme olayları. Gerçekten bugün hala gideceğimiz yere bayağı var. Köpeklerdeki enerjiyi anlamadım arkadaşlar. Hepsi öyle. Maşallah sürekli bir böyle belki yavrular boş beleş takılıyorlar. Fakat büyük köpeklerin sürekli bir şey hareketleri olduğunu sizlere göstereyim. Bakın Zeyna Hanım da yavaş yavaş alfalık, liderlik şeylerini içinde var yani. En az paşa kadar onun da içinde var ama yavaş yavaş öğreniyor. Aslında iki liderden çıkacak yavruların hesabını düşünmek lazım. İnşallah güzel şeyler olacak. Neyse. Suyun şarıltısı geliyor. Yukarı gittikçe de su artıyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Daha var. Evet arkadaşlar. Kurt, koyun olayının yaşandığı yere geldik. Tam da burasıydı. Köpekler bakın. Öyle etrafı kokluyorlar. Tabi kurttan herhangi bir şekilde bir eser kalmamış. Sadece koyunun tüyleri duruyor arkadaşlar burada. Bakın. Koyunun tüyleri duruyor. Başka da bir şey yok. Tam bu sıklıkta yemişti. Hatta bakın. Asıl tüyler orada. Şimdi gördüm. Asıl tüyler oradaymış arkadaşlar. Ama oradan hiçbir kemiğini dahi göremiyorum şu anda. Muhtemelen onu da bir şeyler yemiştir herhalde. Bakın öyle bir yeri ki arkadaşlar tam kurdum böyle. Mükemmel bir yer ya kurt için. Hani alıp alabileceği en iyi yer. Burada yemişler arkadaşlar koyunu. Sonra demek ki buradan aşağı çekmiş. Bilmiyorum belki köpekler de çekmiş olabilir ama asıl tüyleri burada bakın. Koyunun tüyleri bunlar. Olay tam burada olmuştu. O kadar sık bir yer ki. Gerçekten de. Tam koyunun leşi ben buraya indiğimde buradaydı arkadaşlar. Demek ki ondan sonra buradan aşağı deriye çekti. Köpekler burada başındaydı. Köpekler de aşağı çekmiş olabilir ama zannetmiyorum arkadaşlar.
O kendisi çekti muhtemelen deriye. Burada muhtemelen biz gittikten sonra hemen buraya geldi. Çünkü burada arkadaşlar herhangi bir şekilde yerleşim yeri yok. Tamamen orman. O yüzden dolayısıyla muhtemelen köpeklerden yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldi. Evet bakın. Dağlı reis bir kemik buldu. Hemen yiyor. Bu kurdun kemiği de olabilir. Koyunun kemiği de olabilir arkadaşlar. Muhtemelen bu ormanda her yere dağıttılar. Bakın. Koyunu buraya aşağı çekmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Aynen. Zaten yukarıda tutmuştu. Bakın koyunun hep tüylerini görüyor musun? Buradan aşağı atmış koyunu. Uçurumdan aşağı atmış. Zaten onun en iyi yaptığı iş arkadaşlar. Zaten boynundan öldüremezse bile böyle boynunu tutar, kırar atar. Bakın koyun buradan biri aşağı biri sürüklenerek inmiş. Buradan aşağı doğru sürüklemiş. Zaten görüyor musunuz? Hep koyunun tüyleri burada. Biz o gün detaylı inceleyememiştik. Hani moralimiz bozulmuştu. Oyunu buradan aşağı götürmüş. Bakın tüyler hala şurada var. Zaten tam bu yukarıda kapmıştı. Tabii çıkabilirsem. Evet. Bakın. Burada da tüyler var zaten. Burada da parçalayabildiği kadar parçalamış arkadaşlar. Muhtemelen burada yiyecekti. Fakat göz önü diye hani biz yukarıda bağırışta tedirgin oldu. Buradan direkt aşağı aldığı gibi gitmiş arkadaşlar. Sürükleyerek bakın. Tüyler buzda olduğuna göre buraya aşağı götürmüş zaten. Kayılan yerler hala belli. Aşağı çekmiş, aşağıda yiyordu muhtemelen. Bakın burası aslında yani çok dik bir yamaç. O yüzden hayvanlar gelirken biraz duraksıya gülüyor arkadaşlar. Onda da biraz herhalde o koyun da son zamanda bir hem hamileliğin vermiş olduğu ağırlık hem de sanırsam ciğer problemi yaşıyordu muhtemelen. Bir haftadır böyle yani davarın 5 metre falan gerisinde kalıyordu. Yokuşu da görünce hep yoruldu demek ki. Artık buraya kadar çıkmışmış zaten arkadaşlar. Abim arkasından gelmiş. Buraya kadar çıkmış. Herhalde bu taşın buraya kadar çıkmış. Ondan sonra abim de diyor ki artık düze çıktın gelirsin diyor. Burada bırakırsa ya da abim böyle önünü dönerse arkadaşlar. Daha şuraya çıktı muhtemelen. Almış arkadaşlar. Çünkü koyun hiç gelememiş. Yani bıraktığı yerde kalmış. Artık aşağıdan mı çıktı? Yoksa üst bölgeden mi geldi hemen bir anda? Nasıl oldu inanın bilmiyoruz arkadaşlar. O kadar esrarengiz bir hayvan ki. Nereden nasıl yaptığını anlayamıyorsunuz yani. O yüzden dolayısıyla tabii biz köpekler de ön taraftan gidiyordu arkadaşlar. Yani bizde belki de kurtla aramızda 100 metre vardır yani. Kurt bakın muhtemelen aşağıdan gelmedi. Yani dere tarafından az önce bizim çıktığımız yerden gelmedi. Kurt nereden geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi size göstereceğim. Paşa geliyor oradan çünkü. Bakın. O kadar zeki bir hayvan ki o kurt dediğimiz hayvanlar. Rüzgarın hesabını da çok iyi yapar. Kokusunu saklamayı da çok iyi yapar. Köpeklerden nasıl kurtulacağını da çok iyi bilir. Bakın. Biraz video şey olacak ama yapacak bir şey yok. Buradan geldi arkadaşlar. İşte bu dağın arkasından geldi. Kesinlikle. Şu ormandan beri. Bakın bu ormandan beri. O zaten bizi bu tepeden gözlüyordu muhtemelen.
Da var bu taraftan böyle. Köpekler de buradan benimle birlikte dolanınca o da hemen buradan ormanın arkasından beri geldi. Çünkü arada dağ olduğu için de ne oldu, köpekler kokusunu anlayamadı arkadaşlar. Muhtemelen davarın arkasından gelecekti. Baktı ki burada zaten gelmesine gerek yok. Orada koyunla karşılaştı. Tam istediği şey yani. Orada şarpada koyunu kaptı. Ama koyunu kapması bir şey değil. Kendi canından da oldu. Yani bu böyle arkadaşlar. Bazen karnınızı doyurmak için risk almak zorundasınız. Ve de o da cahil bir kurt olduğu için, daha yavru bir kurt olduğu için fazlasıyla risk aldı. Çünkü hiçbir kurt kolay kolay böyle arkadaşlar cesaret edip de bu denli bir yerde bu kadar da var yakınken şeye saldırmaz. Oyuna saldırmaz. Evet, çok güzel bir yer. Tam böyle kurdun hakim olabileceği bir yer. Fakat daha davarın arkasından 5 metre arkasından dalmaz arkadaşlar. Yani insana bu kadar yakınken. Muhtemelen cahilliğinden hani ya da aşırı derecede karnı açtı. Artık son dönemlerdeydi. O yüzden böyle bir şey yaptı. Bütün riskleri almış yani. Ha, başarılı da olmuştu aslında. Ama demek ki o ikinci gelmesinde ne olduysa o zaman oldu arkadaşlar. Köpekler başındayken muhtemelen köpeklerin kokusunu çok uzaktan anladığı için dedi ki bu benim etimi yiyor bunlar. Tabii ki de kurt kazandığı savaşı tekrar kaybetmek istemeyecektir. Bu ne lan? Arkadaşlar, karabaş bir şey gördü. Tam böyle karşı taraflar sıkıntılı yerler. Davar geliyor fakat o tepelerde kurt olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Bizim gözümüzden kaçabilir ama köpekler daha hassas bu konuda, biliyorsunuz. Muhtemelen kazandığı eti başkasına paylaşmak istemeyeceği için arkadaşlar. Onu bütün riskleri göze alarak aldığı için de tekrar kuvvetlerle bir savaşa girdi ve bu savaşı acemi olduğu için kaybetti arkadaşlar. Yani bakın, paşa deliriyor arkadaşlar şu anda. Yine muhtemelen buralarda bir şeyler var. Çok geziliyor. Dağları et kemik bulduğu için çok fazla ilgilenmiyor. Neyse. Şimdi düze geldik zaten. Bakın burası düz. Tam da varın yayılacağı yer. Burası işte arkadaşlar. Bugün daha dikkatliyiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu video biraz uzadı. Muhtemelen şu tepeden gözlüyordu. Buradan aşağı indi. Biz de tabii arkadaşlar tamamen deriye odaklanmıştık köpeklerle o gün. Böyle çıkıyorduk. Böyle çıktık. Arka taraftan geldiği için de köpekler olayı anlamadı. Onu da daha detaylı bir şekilde, buraya her zaman gelmiyoruz, anlatmış oldum. Şimdi bakalım. Allah'tan bir kaza bela gelmezse şu tepelerin üzerinde drone uçuracağım yakın bir şekilde. Uçurabildiğim kadar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Yine yerde de bir şey çıkarsa aksiyon kameram diyelim de sizlerle ana ana paylaşacağım arkadaşlar olayları. Bakalım, şimdilik köpekler çok böyle ürkek ve çok uyanıklar. Rüzgar esiyor yukarıdan aşağı. Demek ki bu kokular alıyorlar ki bu yüzden. Hadi bakalım şimdi drone uçurtmayalım. Şöyle de var bu çıksın. Bakalım neler var. Thank you.
Altyazı M.K.